Birisi eğitim, birisi denetim. Bizim ülkemizde denetim ise tercih edilmiş. Dolayısıyla denetimden sonuç alınmaya çalışılmış. Denetim devlet organları tarafından yapılmak durumunda. Trafikte de telefona takıldım. Notlarını aktarırken. Evet, denetim devlet organları tarafından yapılır. Birey ve toplum kurallara uymaya yönlendirilir. Ancak asıl amaç bireyin denetimden alması sonuç, bireyin kendisini geliştirmesi olması lazım. Ama buna biz ülkemizde yeteri kadar önem vermemişiz, değer vermemişiz. Tüm olumsuzlukları aşma çabasında karşımıza 2002 yılında, evet, sokakta ilk adımlar projesi çıkmış. Ve bu projenin bir iki özelliği var. Birisi sürdürülebilir, bir diğeri de yaygın olması gerekir. Evet, sokakta ilk adımlar projesinin sürdürülebilirliğini görüyoruz. 1.789.000 öğrenci, yaygın olmasını görüyoruz. 1.789.000 öğrenci, sürdürülebilirliğini görüyoruz. 14 yıl. Evet, sevgili öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, değerli yöneticiler, sokakta ilk adımlar hepimizin sahip çıkması gereken bir proje. Öğretmenlerimiz sahip çıktı, öğrencilerimiz sahip çıkıyor. Yarınlarımız bizim burada çocuklarımız. Onlar için bunu gerçekleştirmek zorundayız. Ben sevgili İbrahim Aybar dostuma teşekkür ediyorum. Renault'a teşekkür ediyorum. Milli Eğitim'e tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.